YouTube kanalınızda kaliteli içerikler üretiyorsunuz fakat videolarınızı yeni izleyici kitlesine ulaştıramıyorsunuz. YouTube'un bizler için sunduğu ve hepimizin gözünün önünde olup da büyük bir çoğunluğumuzun hatta hiçbirimizin kullanmadığı bir yer var. Topluluk sekmesi. YouTube kanalımıza giriş sağladığımızda 6 adet sekme bizleri karşılıyor. Bunlar ana sayfa, videolar, short, canlı, oynatma listeleri ve topluluk. Bu sekmeler aslında birbirinden farklı işleyen birer algoritmaya sahip. Videolar bölümünde uzun videolarımızın yer aldığı ve YouTube ana sayfasında önerilenlere çıkabilen videolarımız bulunuyor. Shorts bölümünde de bildiği Yeni üzere apayrı bir algoritma işliyor. Burada daha çok kısa videolar paylaşıyoruz ve mobil uygulamada Shorts'a ait bir bölüm de bulunuyor ve bu sayede Shorts videolarınız çok alakasız bile olsa milyon izlenmelere ulaşabiliyorken ana videolarınız bu izlenmelere ulaşamıyor. Yani bu da demek oluyor ki bu sekmeler ayrı algoritmalarla çalışıyor. Ve burada hepimizin kulak arkası ettiğimiz topluluk sekmesi bulunuyor. Şimdi topluluk sekmesine birlikte yakından bakacağız ve topluluk sekmesi ...YouTube için ne güzel bir nimet olduğunu beraber göreceğiz. Topluluk gönderileriniz hem sizin kanalınıza abone olan kişilerin önüne çıkıyor... ...hem de daha önce sizin kanalınızı görmemiş, sizin kanalınıza abone olmamış... ...ve sizin kanalınızdan haberdar olmayan kişilerin de önüne çıkabiliyor. Bu nedenle topluluk gönderilerini doğru bir şekilde kullanırsanız... ...kanalınız için büyük bir faydası olacaktır. Topluluk gönderilerinizi 5 farklı yöntemde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlardan birincisi... Etim paylaşımı Tıpkı Twitter'da paylaşım yapıyormuş gibi anlık durumunuzu veya günlük gelen kanalınızla alakalı, kategorinizle alakalı haberleri paylaşabileceğiniz metin yöntemi. İkinci yöntemimiz resim paylaşımı. Bu resimler içerisinde gifler de dahil. İsterseniz resim, isterseniz de bir gif ekleyerek paylaşımlarınızı sağlayabiliyorsunuz. Üçüncü yöntemimiz de resimli anket paylaşımı. Herhangi bir anket açarak her seçeneğin farklı farklı resimleyerek daha doğru daha anlaşılır bir şekilde gönderiler oluşturabiliyorsunuz. Dördüncü yöntemimiz metin anket yöntemi yani herhangi bir resim olmadan sadece bir soru sorarak ve şıklara da cevaplarını yazarak sunabildiğimiz anket yöntemi. Beşinci yöntemimiz ise video paylaşımı. İsterseniz kendi kanalınızda bulunan videoları ekleyebilirsiniz. İsterseniz de başka bir kanalın videosunu da topluluk gönderinize ekleyerek paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda tüm bu topluluk gönderilerinde başka bir YouTube kanalını etiketleyebiliyoruz. Bu sayede çapraz bir şekilde etkileşim sağlayarak kendi abonelerinizi başka bir YouTube kanalına da yönlendirebiliyorsunuz ve bu şekilde de kitlenizi daha hızlı bir şekilde büyütebilme imkanı sizlere sunuyor. Ben sizlere sadece 4 günlük aktif topluluk gönderileri kullanımımın sonucunu göstermek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken şey YouTube Stüdyo'dan analizler bölümüne gelmeniz ve sonrasında içerik sekmesine tıklayıp Aşağı tarafta bulunan gönderiler bölümüne giriş sağlamanız, buraya giriş sağladığınızda gördüğünüz gibi tabloda direkt olarak topluluk sekmesi gönderilerinizin verilerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 28, 29, 30 ve 31 Mart'ta 4 günlük aktif bir kullanımım olmuş. Bu kullanımımın sonucunda 2000 gösterim sayısı elde edebilmişim ve sadece 4 günlük bir kullanım süresince bunun özellikle altını çizmek istiyorum çok kısa bir kullanım süresi, çok kısa bir aktiflik süresi ve alınan geri dönüş gerçekten 2000 gösterim olarak gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Topluluk gönderilerini doğru kullanmak için yapabileceğiniz bir iki yöntemden bahsetmek istiyorum sizlere. Tamamen kitlenizin veya kitleniz haricindeki sizin kanalınızı görmemiş kişilerin dikkatini çekecek şeyler hazırlamanız, bu bir görsel olabilir ve bu görselle birlikte yaptığınız bir paylaşım olabilir. Herkesin ilgisini çekebilecek bir anket olabilir veya geçmişte çok az izlenmiş ama gerçekten iyi olduğunu düşündüğünüz videoların topluluk gönderileriyle tekrar paylaşıp hem kitlenize hem de kitleniz olmayan kişilere tekrar gösterim yaparak eski videolarınızın da gösterimini arttırabilirsiniz. Topluluk gönderileriyle alakalı sizlere yapabileceğim bir diğer öneri de düzenli bir plan kendinize oluşturun ve bununla birlikte neredeyse her gün topluluk gönderisi oluşturarak kanalınızın etkileşimini aktif olarak tutabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kanalınızı ne kadar aktif tutarsanız YouTube kanalınızı o kadar fazla önerecektir. Bu nedenle hem kitlenizi daha kolay bir şekilde büyütebilirsiniz hem de bunlardan yüksek izlenmeler alabilirsiniz. Ben topluluk gönderilerinden 4 günlük aktif kullanımımda 2000 gösterim alabildim ve sizler de düzenli kullanımınızla daha yüksek gösterimler alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi YouTube, Twitch gibi platformlar emek isteyen, vakit isteyen ve düzen isteyen işler. Bunun için siz de hiçbir zaman gösterim almadı diye, izlenim almadı diye veya anketlerim oy almadı diye topluluk gönderilerinizi atmaktan vazgeçmeyin. İstikrarlı ve düzenli bir şekilde topluluk gönderilerinizi paylaşırsanız mutlaka ve mutlaka kanalınız bir şekilde ön plana çıkacaktır. Bu sadece YouTube için geçerli değil, genel hayatınızda bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız asla pes etmeyin. Kendinize bir düzen kurun ve ısrarla başarılı olmak istediğiniz şeyi yapın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.